Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar olarak ifade edilen sorun 1999 yılından beri devam ediyordu. 9 Eylül 1999'da kanun değiştikten sonra devlet aslında çalışanlara verdiği sözü bir anlamda tutmamış oldu. Neydi? Çünkü o dönem işe giren insanlar diyordu ki ben 41 yaşında 42 yaşında emekli olacağım. Fakat 18 Ağustos depreminin ardından mali yükün devletin sırtına binmesiyle birlikte genel anlamda söylüyorum. iktidar bir Kanun değişikliği yaptı ve dedi ki artık emeklilikle ilgili ben yaş şartını değiştiriyorum. 41 yaştan 60 yaşına çıkartıyorum işte 55 yaşına çıkartıyorum denildi ve emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti ortaya çıktı. Burada aslında yapılan bir hakkın insanların elinden alınmasıydı. Neden Erdoğan Aktaş şöyle düşün sen bir işe başlıyorsun devlette ya da özel sektörde konulmuş bir kanun var. Deniliyor ki şu kadar çalışırsan emekli olacaksın. Bu kadar çalışırsan emekli olacaksın. Sen de ona göre bir plan yapıyorsun. Ona göre bir borçlanmaya giriyorsun. Hayat tarzını, yaşam tarzını ona göre belirliyorsun ve böylece çalışmaya devam ederken birdenbire bakıyorsun ki, ah kanun değişti. Hayır kardeşim sen 41 yaşında değil, 55 yaşında, 60 yaşında emekli olacaksın deniliyor. EYT'liler de bugün EYT olarak adlandırılan kesim de şunu söyledi. Kardeşim biz devletle bir sözleşme yaptık, bir kontrat yaptık. İşe girerken bu kontratın üzerinden emekli olacak diye eee ne derler adına başladık. Başladık. Fakat yarımız emekli olduk, yarımız emekli olamadık. Onlar bir kısmı hakkını kullandı ama biz kullanamıyoruz. Bizim gasp edilen hakkımızı geri verin dediler. Bu tartışma 2000 yılından beri sürüyor. Ve 22 yıldır süren bir tartışma. Bunun 20 yılı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı döneminde geçti. Sayın Erdoğan EYT'lilerin her türlü talebine ben burada olduğu müddetçe biz bunu karşılamayacağız bana bununla gelmeyin dedi. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili talepleri dile getirdiğinde Sayın Erdoğan çıktı ve dedi ki kardeşim batıdaki birçok ülkede bu yaşta emeklilikten dolayı battı. Siz hesap kitap bilmiyorsunuz. Biz devlet yönetiyoruz. Devletin nasıl yönetildiğini bilmiyorsunuz. Ben seçimi kaybetsem bile ona gelen bir söz söyledi. Bunu çıkartmayacağım dedi. Bunu defalarca tekrarladı. Ama hem başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere muhalefet partileri hem de emeklilikte yaşa takılanların bir araya gelip oluşturduğu dernekler ve konfederasyonlar bu konuyu hiç gündemden düşürmediler. Sayın Erdoğan ben bu EYT'yi hiçbir şekilde çıkartmayacağım deyince Sayın Kılıçdaroğlu çıktı hem kamuoyunun önünde hem de yazılı açıklamasıyla tweetleriyle biz iktidara geldiğimizde emeklilikte yaşa takılanlar sorununu çözeceğiz dedi. Aslında bir anlamda hem muhalefetin hem de emeklilikte yaşa takılanların oluşturduğu derneklerin ve konfederasyonların istediği oldu. Bunun altını çizelim bakın. Emeklilikte yaşa takılanların sorununun, sorunu yaşayanların taleplerinin karşılanması şeklinde çözülmesi kimseye bir kıyak falan değildir. Twitter'da falan yazıyorlar yani efendim işte 40 yaşında emekli mi olunur, 45 yaşında emekli mi olunur? Evet, olunmaz. Dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir sistemde 40 yaşında, 40, 41 yaşında emekliliği kaldırmaz. Fakat bu vatandaşın ve çalışanın sorunu değil. Devlet o dönem Böyle bir kanun çıkartmışsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir kanun çıkartmışsa vatandaş çıkartılan o kanunu tanır, o kanunun da uygulanmasını ister. Burada kimse kimseye bir kıyak yapmıyor, kimse kimseye bir lütuf vermiyor. Hükümet 20 yıldır gasp edilmiş bir hakkı toplumsal talepler ve toplumsal tepkiler neticesinde vermek zorunda kaldı. Ha bunun siyasi e, çıkarmış kime yarar? Ben doğrudan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da MHP'nin bundan olağanüstü bir oy alacağını zannetmiyorum. Ama iktidar bu gecikmiş hakkı teslim ederek, gecikmiş 20 yıl gecikmiş hakkı teslim ederek en azından kendisine karşı oluşabilecek tepkileri nötralize etti. Eğer bu EYT Sayın Erdoğan'ın dün açıkladığı şekilde çıkmamış olsaydı EYT Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bir bumerang gibi vururdu. Neden? Çünkü Çalışma Bakanı Sayın Bilgin, Vedat Bilgin biz bu konuyu yeni yıl gelmeden çözeceğiz dedi ve beklentileri bir anda artırdı. Ve ben artık aralarında benim de olduğum EYT'liler tamam kardeşim bu sorun çözülecek diye baktım. Eğer iktidar bu sorunu çözmemiş olsaydı Erdoğan Aktaş o zaman iktidar açısından tehlike çanları çalardı. Oy getirir mi onu bence kamuoyu araştırmalarıyla Bakıp analiz etmek lazım. Ama oy kaybettirir miydi? Çok ciddi bir şekilde oy kaybettirirdi. Bence Sayın Erdoğan da bunu gördüğü için mali açıdan bir riskle alarak EYT'lilerin talepleri doğrultusunda bunu kabul ettirdi. Ben EYT'lilerin talepleri doğrultusunda diyorum ama henüz tabii kanunu görmedik. Kanun teklifini görmedik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde... Onun çerçevesini göreceğiz. Çünkü borçlanma ile ilgili bizim seninle konuştuğumuz şekilde yapılmış. Borçlanmanın e, sigorta günlük primleri 106 liradan sanırım belirlenecek. O tabii çok yüksek bir rakam. Benim beklentim o günkü kur üzerinden yani 13-14 TL günlük borçlanma üzerindendi. Fakat belli ki böyle bir formül bulunmuş. Borçlanmanı günlük 106 TL üzerinden yaptırıp e, boşlukların varsa onları dolduracaksın ve böylece emeklilik hakkı kazanacaksın. Şimdi sonuç olarak iyi oldu mu? 20 yıl sonra verilmiş bir haktır ama sonuçta toplumsal talep ortaya çıktı ve bu toplumsal talep talep karşılandı. Aslında bu neyi gösteriyor biliyor musun Erdoğan Aktaş? Halk bir araya gelip kendi haklarını ararsa demokratik çerçeve içerisinde demokrasi mücadelesi verirse, hak mücadelesi verirse, örgütlenirse, derneklerde, sendikalarda kimsenin burnu kanamadan, kimsenin malına, canına zarar verilmeden bu talepler meydanlarda tıpkı EYT'lilerin yaptığı gibi dile getirilirse halkın gücünün karşısında hiçbir iktidar duramaz ve iktidar o hakkı teslim eder. Buradan bizim aslında çıkaracağımız en önemli ders şu. Tabii ki muhalefet toplumun taleplerini dillendirecek, dillendirmek zorunda ama bu EYT'nin esas zafer kazananı, bakın zaferini kazanan, EYT'lilerin doğrudan oluşturduğu mücadele birikimidir. Başta gönül boran olmak üzere emeklilikte yaşa takılanlar federasyonunu kuran, kendi ceplerinden mitingler düzenleyen, Ankara'ya giden otobüsler tutan, bir sandviçle bir suyla miting yapan ve belki de Türkiye tarihinin en demokratik mitinglerine imza atan EYT'liler bunun aslında siyasi olarak kazananıdır. Kaybedeni var mı? Kaybedeni yok burada. İktidar da kaybetmedi. Bakın Türkiye'de şu anda hakikaten yani internetteki çok az kişinin dışında EYT'ye karşı çıkan kimse yok. Çünkü EYT'liler 20 yıldır bu sorunu anlatıyorlar, topluma bir lütuf istemediklerini. Hacı karşıydı Mağdur mesela. oldukları. Karşı olabilir ama Hacı da bugün artık emekli oldu. Yok. Yani yok. E, oldun mu Hacı yok, sen? Olmadım canım. sen? Niye? Sen emeklisin şu anda. Dur daha ben. Hayırlı olsun. Sen duyuyor ol. musun? İlk seni tebrik eden de ben oldum Evet evet diyorsun. sen ettin. Ee, i̇lk e, Sayın Erdoğan konuşur konuşmaz hacı hemen e, hayırlı olsun dedi. Ben de teşekkür ettim barış kendisine. Barış kendi de, de duyurdu. Emekli, ben de şöyle, emekli oluyor Barış ben Arkadaş. Ben de 1997 yılında işe giren 9 Eylül 1999'dan önce işe giren ve dolayısıyla e, bu hak kaybına maruz kalan bir kişiydim. İktidar da kaybetmedi. Onu da söyleyeyim. Çünkü iktidar sonuçta gecikmiş de olsa bir hakkı teslim etti. O açıdan Sayın Erdoğan, Sayın Nebati, e, Sayın Bilgin bunu oturup günlerce zaten tartıştılar, konuştular. Devletin hazinesine baktılar, kasasına baktılar. Ben öyle anlatıldığı gibi bir devlete yük olacağını da düşünmüyorum. Neden diyeceksin? Çünkü Mart'tan itibaren ya da Şubat'ın ortasından itibaren bu emekli maaşları, kıdem tazminatları falan ödendiğinde bankalar, emeklilerin, maaşlarına promosyon vermeye başladığından itibaren bu para zaten geriye dönecek. İnsanlar harcayacaklar bu paraları ve bence ekonominin canlanması açısından da faydalı olacak. Ama tabii emeklilikte yaşa takılıp emekli olan arkadaşlarımızın birçoğu emeklilerin hangi koşullarda yaşadığıyla bu kez karşı karşıya kalacak. Bugün yüzlerce ben de telefonla tamam. mesaj aldım. Özellikle emeklilerimiz diyorlar ki ya birçok kişi emekli olduğuna seviniyor ama hani emekli olduklarında hem maaşları düşecek hem Erken yaşta emekliliğin ne olduğunu da bir açıdan görecekler. E, tabii burada emeklilerin e, çok fazla talebi var. Onu da 30 saniyede özetleyeyim. Emekliler yeni yılda yapılacak olan zamların yaşam standartlarının üstünde olmasını bekliyorlar. Bir. İkincisi intibak yasasını özellikle istiyorlar. İntibak diye bir sorunumuz var. Muhalefet de hiç dillendirmiyor. 2000, 2000, öncesi, 2000 yılı 2000 sonrası. öncesi ve 2000 sonrası emekli olanların maaşlarının insan, evet. düzenlenmesi. Buradan da Sayın Vedat Bilgin'e ve Sayın Nurettin Nebati'ye de seslenelim. 3. Bugün 1 milyona yakın yine tweet attılar ve şu anda da bizim programımızı da izliyorlar. Arkadaşlarımızdan izin alarak onu da anlatayım. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu hemen hemen çözüldü gibi görünüyor. Tabii bu kanun teklifi geldiğinde esas şartları göreceğiz. Orada belki komisyonda ve genel kurulda, önergelerle daha çerçevesi genişletilebilir. Farklı çözümler de bulunabilir ama staj mağdurları var Erdoğan Aktaş. Bana da bugün yüzlerce mesaj attılar. Ben de tweet attım. Bu bölümün ikinci turda konuşalım. Onu mı tamam. O zaman var. öbür bölümde var. konuşalım. Özetle şunu söyleyeyim. Emeklilikte yaşa takılanların bugün kazandığı hak aslında gasp edilmiş bir haktı. Bunu geri aldılar 20 yıllık mücadele sonucu. Burada kazanan haklarını doğal olarak yeniden elde eden, emeklilikte yaşa takılanların oluşturduğu sosyal gruptur. Kazanan iktidardır, kazanan muhalefettir. Çünkü herkes bu sorunun çözümünde uzlaştı. Toplumsal destekle kamu maliyesinin gözden geçirilmesiyle bir hak teslim edildi. Emekli olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyelim. İktidara da bu açıdan seslenelim. Kardeşim topluma kulak verdiğinizde Türkiye'nin tüm sorunları toplumsal uzlaşmayla çözülür. Muhalefete de bir teşekkür edelim. Muhalefet de bu konunun peşini bırakmadı. Ha diyorlar ki efendim oy almak için yaptı. E zaten siyaset oy almak için ve iktidar olmak için yapılıyor. Başka bir şey için yapılmıyor. Demek ki Türkiye'nin tüm sorunları birlikte el ele verilirse, demokratik bir ortamda tartışılırsa çözülür, ortadan kaldırılır.